Herkese merhaba. Bugün Unify Controller nasıl kurulur? Bundan bahsedeceğim. Benim elimde şu an Unify AP-ACRR cihaz var. Bakın şu cihaz, şuraya yazdım modelini. Bu cihaz olduğu için belki size AC olmayan vardır. LR'dir sadece belki. Veya bunun ProTerek'i vardır. Bunu yazarak indireceksiniz. Cihaz, şurada görsellerini göstereyim. Bu şekilde bir cihaz. Bende 12 tane var. Şu an 7 tane daha aldım. Bunun kontrolörü olmak zorunda. Ben şuraya Unify AP-ACRR controller yazdım. Direkt kendi sitesine gönderdi. Bakın şu adamların kendi sitesi. Bu siteye girip controller'ı indireceğiz şimdi. Controller'ı indirdikten sonra ağda olan network'te olan access point'leri otomatik olarak görecek. Şimdi bakıyoruz. Burada bunun yazılımını bulmamız lazım. Şu siteye girdikten sonra şurada software var. Bunun altında yazılımlarını bulacağız. Unify'ye tıklayalım. Bu cihazın yazılımını bulmamız lazım burada. Bakın arkadaşlar, şurada software diye bir sekme var. Software'e tıkladık. Burada operatör var. Bir de Unify var. Unify'a giriyorsunuz. Bunun altında şurada bakın şu gördüğünüz yazılımı indireceğimiz için try online diyelim. Bizi bakalım hangi sayfaya yönlendirecek. Yanlış sayfa da olabilir. Sayfa gitmesi için. Bakın gelmeniz gereken sayfa şu. Zaten ben şuradan geldim. Onu da göstereyim. Şu anki şu sayfadan buraya geldim. Aslında Chrome'dan bulmak daha kolay. Software'e tıklıyorsunuz. Software'in altında Unify var. Burada yine try online diye. Bu kısma geliyorsunuz. Aslında burada bir şifre istiyor. Tam ekran yapınca doğrulantı yönlendirdi. Bu kameralar için sanırım biz buradan Unify seçeceğiz. Yani şuraya gidiyorsunuz. Doğrulant Unify. Sayfa bu. Bunun linkini olmadı veririm. Burada da yanlış tıklamışız zaten. Buradan Unify'yi seçeceğiz. Bunun kontrollerini de indireceğiz. Bakın burada Unify'in access point'lerin tüm modelleri var. Burada indireceğimiz model APACRR. Ben bu arada bunu sunucuya kuruyorum. Bilgisayar değil. Bilgisayarım arka planda. Sunucuya uzaktan bağlandım. Zaten görüyorsunuz şurada. DC server üzerine kuracağım. Çünkü yarın bir gün şöyle bir durum olabilir. Bilgisayarı değiştirme gibi bir durum. Durumunuz olabilir. Bakın burada software diye yazıyor. Şimdi bakın burada iki tane var. Windows for Windows diyor. LTS diyen var. Bu LTS olanı değil de şunu indirmemiz gerekiyor. For Windows oradan yazan. Çünkü şurada tıkladığınız zaman mesela Kasım 2018'e kadar destekleneceğim falan yazıyor. Tam olarak farkını ben de bilmiyorum ama ben genelde kurulumlarda bunu indiriyorum. Yine bunu indireceğim. Bir de eski sürümleri indirmeye güvenlik dolayısıyla desteklemiyor. En yeni sürümü kurmanızı öneriyor size. Bunu Bowland File diyoruz. İndirdik. Kaydet diyelim. İndirdikten sonra çalıştıracağız uygulamayı. Sonrasında ağda olan access point'lerin tamamını görecek. İndirmesi tamamlandı. Şimdi klasörde aç diyelim ve çalıştıralım. Gayet basit sitesine girip, yani şu adresten doğulant kısmından az önce girdik kere sarabilirsiniz diyor. Onu indiriyorsunuz. Sonra kuruluma başlıyorsunuz bu şekilde. Start Unify Controller diyoruz. Finish dedik. Burada vereceğiniz şifreleri unutmamanız gerekiyor. Yani bir şifre verdiyseniz unutmayın. Bir yere unutalım. Şu an yazılım. Şöyle atalım. Sistemdeki access point'leri alıyor. Nasıl takıldığını da gösterdim cihazların. Access point'iniz var elinizde. Zaten bunlar POE adaptörüyle çalışıyor. Öncelikle adaptörü prize takıyorsunuz. Sonra network yazan girişe modeminizden çıkan kabloyu adaptörün üstündeki network soketine, daha sonra adaptörün üzerindeki POE'den alıp şeye takıyorsunuz. Access point'e takıyorsunuz. Gayet basit bir kullanım var. Şimdi browser'da aç diyelim. Hatta ben buna Chrome'u ekleyeyim. Ben makineye Chrome'u da yükledim arkadaşlar. Şimdi tekrardan deneyelim. Chrome'u varsayılan tarayıcı olarak adadım. Gelişmiş kısmında lokal siteye ilerliyoruz. Burada isterseniz çevirebilirsiniz. Bakın burada Türkiye'yi seçeceğim ben. Türkiye'de yaşadığımız için. Ve burada İstanbul'u seçeceğim. İstanbul altlarda da biraz daha.
Artı 3 olduğu için burada artı 3 burada. İsterseniz Chrome'da Türk, hani İngilizce olarak anlamıyorsanız sağ tıklayıp Türkçe çevir diyebilirsiniz. Ya da şuradan direkt çevir derseniz çevirir. Otomatik yedekleme açık kalsın. Burada satın aldığınız için teşekkür ederiz vesaire vesaire. Bunları okuyabilirsiniz. İleriliyoruz. Bakın şu an bir tane access point gördü. Az önce benim taktığım access point bu. Taktığım access point'i seçeceğim burada. Şu an gördü. Daha sonra bir access point taktığım zaman onu da görecektir. Sonraki diyorum. Ve burada bir şifre vermemizi istiyor. Bir SSID ve bu SSID'ye karşılık bir key vermemizi istiyor. Biz buna SSID'yi vereceğiz şimdi. Burada vereceğiniz SSID'yi sizi temsil edecek. Yani atıyorum buraya personal diyebilirsiniz. Personal Wi-Fi diyebilirsiniz. Ya da guest Wi-Fi diyebilirsiniz. Bu şekilde isimlendirebilirsiniz. Tabii guest ve konu farklı. Ben atıyorum buraya personal dediniz. Şuna da şifresini 1-2-3-4-5 ABC diyelim. Herhangi bir şifre verelim. Konuğu da etkinleştirirseniz konuk SSID'de verebiliyorsunuz. Guest diyorsunuz atıyorum. Sonra ileri diyorsunuz. Ben şimdi burada bir SSID ve key gireceğim. Sonra gireceğim. Burada da sonraki. Bir SSID verdim ve bir key verdim. Burada da isterseniz de Türkçe'ye çevirebilirsiniz kısımda. Yani şu an orijinali göster diyelim şurada. Burada herhangi bir şey çeviremedik. Burada Unify denetleyiciye erişim için bir yönetici adı girin diyor. Yönetici adı ve e-mail'i gireceğiz burada. Normalde admin. Ben burada ilgili bilgileri dolduracağım. Ben buradaki bilgileri doldurduktan sonra son mekana basacağım. Mailimi de yazdım. İşlemlerim tamamlandı ve finish'e basıp bitireceğim. Burada bir mail istiyor. Mail veya username. Buraya girelim. Gerçi burası önemli değil. Burayı skipleyip geçebilirsiniz direkt. Hiçbir şey demeye gerek yok. Burada bakın şu an bir tane cihazımız var. Öbür cihaza bakalım, ben bir telefonumu bağlanayım. Yeni kurduğum SSI şeye. Şurada kullanıcıları görüntüleyebilirsiniz. Kaç tane kullanıcı bağlı olduğunu. Bakın şurada access pointlerin tamamını görebiliyorsunuz. Ağınızda takılı olan tüm access pointleri. Bunları da yeniden ayar konfigürasyonunu yapabilirsiniz. Benim şu an şu çalışan cihazım. Yeni taktığım cihaz. Ve burada client'ları görebilirsiniz. Herhangi bir client bağlı değil. Ben şimdi Wi-Fi telefonumdan gireceğim. Burada buldum SSID'mi. Hemen buna giriş yapayım. Şuraya düşmesi lazım şimdi benim cihazım. Giremedim tabii. Şu an cihazı bağladım. Şimdi sayfayı yeniliyorum. Buraya benim telefonumun da düşmesi lazım. Bakın şu an telefonu bağladım. Hangi cihazdan bağlı olduğunu gösteriyor. Birazdan tüm cihazların bu şekilde konfigürasyonunu yapacağım. Diğer ayarları buradan görebilirsiniz. Bakın burada kaç tane access pointiniz çalışıyor. Burada gelişmiş bir arayüzü var. Gayet güzel, şık bir arayüzü var. Hani bunun dışında istatistikleri görebiliyorsunuz. Bakın şu arayüzünde. Bakın burada yine istatistikler diye bir sayfa var. Hangi cihazlar bağlı, hangi access pointler var. Burada kart planınız üzerinde access pointlerinizi yerleştirebilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Hangi client'ın bağlı olduğunu görebilirsiniz. Buradan istediğiniz client'ı bloklayabilirsiniz. Gerçi burayı blok kaldırmak için konuyoruz genelde. Mesela şurada bir client'ı blokladınız. Onun bloğunu buradan kaldırabiliyorsunuz. Bloklu olan, şurada bloku tıklıyorsunuz. Bloklu olan varsa kaldırıyorsunuz. Şimdi burada başka anlatacağım bir şey yok. Gayet basit bir kurulum var. Var olan access pointleri nasıl tekrardan yeni kurduğunuz kontrolleri da görebilirsiniz. Bundan bahsedeceğim bir sonraki videoda da. Umarım faydalı olmuştur. Kontrolleri kurulumu gayet basit. Sadece indiriyorsunuz. Bir de verdiğiniz şifreleri unutmayın arkadaşlar.